Hayızlı kadın namaz kılabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de adetli kadının yapmayacağı bir şey vardır. O da affedersiniz cinsel ilişkidir. Onun için فَاَتَزِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ Yatar. Evet kadınlar adetliyken onlara yaklaşmayın. O adet kesildikten sonra da onlar istediğiniz şekilde yani tabii karı koca muamelesi onu yapabilirsin diyor. Namaz kılamaz, oruç tutamaz, dini ibadet yapamaz. Öyle bir şey yoktur. Daha sonra bu fıkıh kitaplarına maalesef girmiştir. Mesela Hazreti Ayşe'ye bir gelip soruyorlar. İşte bir adetli kadın ibadet edebilir mi? Ondan sonra güya sadece bir tek kişinin rivayeti. Hazreti Ayşe olmaz diyor. Ama yine aynı rivayet içerisinde bir başkası da bu şeyi duyuyor Hazreti Ay Ayşe'den bu sözü peygamberimizin. Bir, bir kadın gelip diyor ki peygamberimize ben adetim düzenli değil. Yani kesik kesik adet görüyorum. Kesiliyor bir daha. O adet değildir. Sen abdestini al. Her namaz için abdestini al. ibadetini yap. Şimdi ha düzensiz olsun ha düzenli olsun. Adet adettir. Neticede kadından da kan geliyor. Yani o peygamberimiz ona diyor ki abdestini al namaz kıl. Bir başka bir örnek vereyim. Bir insan cüneb olursa namaz kılabilir mi? Kılamaz. mı Eğer su yıkanma imkanı bulamazsa abdest alır. Teyam eder. Namazını kılar. Cüğün piker. Cünüplük kendi isteğiyle insanın kendi isteğiyle olan bir şeydir. Adet ise kadının kendi elinde değil. Normal olarak bir özür sayılır. Onun için o o halde bulunan kadının her namaz vakti için aynen özür sahibi gibi her namaz vakti için abdest alıp namazlarını, ibadetlerini yapar. Namaz vakti çıkınca yeniden öteki namaz vakti için abdest alır. Şimdi Özü budur. Yani bu namaz kılamaz, oruç tutamaz hükmü nereden geliyor? Tevrat'tan geliyor. Şimdi kadın hayızda olursa kadın kadını bir çadıra kapatırlar. Yahudiler öyleydi. Şimdi öyle mi onu bilmem. O zaman da Tevrat'ta böyle bu şey yazıyor. Ondan sonra eğer o bir başkası götür ona yemeğini verir ama eli ona dokunmayacak. Dokunursa o da cünüp olur. O da pis olur. Yani bu hükümler de maalesef İslam coğrafyasında yoğunluklu olarak oturan Yahudilerden Müslümanlara da geçmiş bu düşünce.